bir tavuğun kalitesine erişmen lazım senin. Müslüman mısın? Allah'ın verdiği nimetleri onun yolunda harcamak istiyor musun? En azından bir tavuğun kalitesine erişmen gerekiyor. Tavuk her gün bir iki tane yumurta dünyaya getirir. Bir kadınsa, bir insansa hayatı boyunca ortalama iki ya da üç çocuk dünyaya getirir. Tavuğun çektiği yumurtayı ortaya çıkartırken çektiği acı, annenin çektiği acıyla eşdeğerdir. Tavuk aynı acıyı her gün çekiyor. İnsana hizmet ediyor mu, etmiyor mu? Kesinlikle ediyor. Vazifesini yaratılmış bir kul olarak, tavuk da bir kuldur. Vazifesini layıkıyla yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Her sabah kahvaltıda yumurta yiyorsun. Hanım yumurta çıkartmadığı zaman diyor ki, hatun niye yumurta çıkartmadın? Ben sporcu bir adamım, spora gideceğim. Bana protein lazım. Tamam diyor, tak iki tane yumurta kırıyor. Yiyorsun yumurta. Tavuk vazifesini yapıyor. Sen Müslümansan senin vazifen var. Senin vazifen Allah'a kulluktur, ibadet etmektir, itaat etmektir. Bu ibadeti, bu namazı yapacaksın kardeşim. Bu namazı yapacaksın ve cemaatle, mümkün olduğu kadar cemaatle beraber yapacaksın. Bak cemaatin bereketine. İlim meclisi var dediler, ilan verdiler. Şehrin her tarafından toplandınız, buraları doldurdunuz. Nasiplilerdeniz, ta İstanbul'dan kalktım buraya geldim. Bütün alışkanlıklarımı, bütün rahatımı terk ettim ve gurbete geldim. Allah'ın kullarına ilimden belki bir iki bir şey öğretirsem kârdır diye geldim. Elhamdülillah Allah beni kendi yolunda kullanıyor. Bana dua edin. Hayatımın sonuna kadar, son nefesime kadar Allah'ım bu dini yaymam için beni kullansın. Allah'ım sen bu sohbete gelen kardeşlerimi kullan ya Rabbi. Başkasına nasip etme, bize nasip et Allah'ım. Senin dinine hizmet etme nimetini biz talibiz. Biz bunu istiyoruz. Bak mahallemdeki İsmail'e, Mehmet'e verme. Ben açgözlüyüm. Ben bu konuda harisim, açgözlüyüm. Bana ver Allah'ım. Bunu deyin kardeşim, açgözlü olun. Kardeşim dedi ki sabah kahvaltıya ben sizi götüreceğim hocam. Tamam kardeşim dedim, beraber gideriz. Kahvaltıda ne bekleriz biz? Peynir, zeytin, yumurta, çay. Bizim için en güzel kahvaltı budur. Bizi bir götürdüler bir yere. Ciğerci. Ya insan sabah kahvaltısında ciğer yer mi kardeşim ya? Hocam burası Adana. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Tabir bu. Tamam kardeşim, imam sizsiniz. Biz rehbere, imama uymak zorundayız. Siz amirsiniz burada, ev sahibi çünkü bunlar. Biz deplasmana gelmiş bir futbolcu hükmünde. Tamam, ne diyorsanız uyarız. Bana da sohbette anlatacak malzeme çıkar. Farklı bir şey görürüm belki. Arkadaş bir ciğer geldi. Sabah sabah ciğer olur mu? Vallahi olur. Vallahi süper oldu. Adamlar işin uzmanı. Süper bir ciğer yapmışlar. Yanında bir kimyon diye bir şey var. Böyle sarımtırak bir... Ne? Kimyon, kimyon. Hocam diyor, ciğerin üzerine kimyonu koyacaksın diyor. Protein miktarı artar, aldığın lezzet artar. İki porsiyon yiyeceğine üç porsiyon yersin. Beni ne kadar fazla yedirirse hava atma olayı o kadar fazla. Kerem Hoca az yiyen bir adam ama bize geldiğinde dört porsiyon yemişti. Adam bunun havasını atacak. Proteini verdiler bize, verdiler bize. Gözlerimden şimşek fışkırıyor. Uyumak için yatağa başımı koyuyorum, uyuyamıyorum. Protein çok fazla, eritmem lazım. Allah'a şükürler olsun, şimdi spor yapma, eritme zamanı geldi. Vazifemizi yapacağız. Ayet-i Kerime'yi tefsir edeceğiz kardeşler. Bu girizgahtan sonra müsaade ediniz.